geçen yıldan kalan tüm ürünlerimiz elimizde kalmıştır. Olan mağduriyetini yaşıyoruz. Bazı ürünleri iadeye veremedik bile. Bunlar hepsi çöp olarak tekrar atılacak yani. Çünkü 7 aydır çalışmıyoruz. Mart'tan bu yana pandemi dönemi sürecinde kantinlerimiz kapandı. O yüzden hepimiz yani mağduruz. 8 aydır kapalıyız zaten. Bizim kiramız var, bakkurumuz var, SSK'mız var. Yani dediğim üzere yani bayağı mağduruz yani. Şu anda devletten bir en azından bir destek bekliyoruz. 13 Mart'tan itibaren okullarımız, kantinlerimiz kapandığından dolayı biz bunları firmaya sunduk. Firma bize geri iade olmadığını, biz bu ürünleri geri alamayız açtıktan sonra, kutudan açtıktan sonra geri iade alamayız ki bundan baya baya mağduruz. Yani elimizdeki kalan ürünlerin hemen hemen %80'ini biz yani çöpe attık yani. Kalan %20'sinde biz de ona göre bugün yarın açılacak, bir hafta sonra açılacak. O şekilde şu anda bazı ürünler tarihi geçmediği için bekletiyoruz. Ama buna da büyük bir ihtimal ilerlediği sürece onu da çöpe atacağız. Yani o anlamda hem biz belki mükellefiyiz, bizim vakur çalışıyor, SSK arkadaşlarımız var, kiracı arkadaşlarımız var. Bunlar hep böyle kalmış. Bu süreçte yani çocuk eve getirecek ekmek bile bulamıyor artık. Yani niye bulamıyor? Ne devletimiz net bir karar vermiyor okullarla ilgili. İşte bu süreçte açılacak çocuk herhangi bir iş yapamaz, bekletiyor. Gidip her hafta 10 günde bir okuluna gidiyor, temizliğini yapıyor. Ha bugün ha yarın açılacak. Hiçbir iş de yapamıyor. Yani o şekilde bayağı mağduruz yani. Artık yani dayanacak gücümüz kalmadı. Bizim de ailevi sorunlarımız var, şeyimiz var, çocuklarımız var. Yani onunla ilgili biz geçim sıkıntısı çekiyoruz. Biz şu anda yani baya geçim sıkıntısı çekiyoruz yani. 6 aydır var arkadaşlar, daha kirasını vermeyen arkadaşlar var. En son dün arkadaş yani neredeyse valiliğin önüne gidip artık çocuklarını oraya atacak şeye gelmişiz yani. Dayanacak gücümüz kalmadı. Şu anda merkezde 83 tane kantinimiz var. İlçeleri de katarsak 120'yi buluyor. Bir aileyi vur yani 6'ya vursan yani nereden bakarsan 2000'i vuruyor yani. Evet, bu konuda yani en azından biz devletimizden yani en azından bize bir destek yapmaları gerekiyor. Yani bayağı mağduruz yani. En azından bize SSK'mız çalışıyor, vergi bir kellefiyiz, işvereniz biz. İşvereniz yani bu gördüğün kantinde 6 eleman çalışıyor. 6 elemanın işvereni var, şeyi var, bakkuru var. Bunlar hiç şey yapmıyor yani biz genel basında da değil mi abla? Gelen basında da Ankara'da yine çıktık Ankara genel basında. Genel başkanımız yine bir konuşma yaptı bununla ilgili. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yani biz Türkiye çapında hemen hemen bütün illerde bizim odalarımız var. Temsilcilerimiz var. Bunları çıkar genel basında açıklamaları yapıyorlar. Şu anda devletten bir destek bekliyoruz. Başka çaremiz yok yani. Sesiniz duyulmuyor mu acaba? Yeterince duyurmaya başlıyoruz. Yani il bazlarında mesela bugün Elazığ olsun, Malatya olsun, Urfa olsun. Yani Türkiye'nin hemen hemen her 51 ilinde bizim odalarımız var, sendikalarımız var. Biz sendikaya bağlıyız. O yüzden yani sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yani duyurduk da diye ama devletten bekliyoruz hala. Yani ben Ayşe Kılıç Uran, kantin işletmecisi. 14 yıldır bu işi yapıyorum. Ayrıca kantin İlsen Sendikası il temsilcisiyim. Mağduriyetimizi dile getirmek istiyoruz. Devletimize rica ediyoruz ve duysunlar bizi. Artık bıçak kemiğe dayanmış bir durumdayız. Kantinci arkadaşlarımız çok mağdurdur. Evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımız var. Lütfen devletimize sesleniyorum. Sesimizi duysunlar. Bayağı mağduruz. 8 aydır kantinler kapalı, okullar kapalı olduğundan dolayı. Arkadaşlar çok mağduruz. Hepimiz çok mağduruz. Kaç çocuk sahibisiniz abla? Ben 3 çocuk sahibiyim. Evet, nasıl geçindiniz? Bu süreci nasıl atlattınız? Biraz anlatabilir kredi, misin? Kredi çekiyoruz. Habire kredi çekiyoruz. Özel bankalardan kredi çekerek günlük ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz.
Nasıl? Biz bunu net bir şekilde öğrenmek istiyoruz artık. Çünkü İşkur hani başvurmak istiyor çocuklar ama kantin açılacak diye ona da iş başvuramıyorlar. Biz devletimizden bunu bekliyoruz. Bize kesin bir net bir bilgi versinler. Kantin bu tarihte açılacak. En azından biz de başımızın çaresine bakalım. Bizim şu an bakurlar işliyor. Vergiler işliyor. Okul kapalı olmasına rağmen vergilerimiz işliyor. Devletimizin bu konuda bize destek olmasını istiyoruz. Ve kesinlikle bekliyoruz. Devletimiz duyarsız bir devlet değil. Duyarlı bir devlet. Ama lütfen kantincilerin de sesini duysun artık istiyorum. Yarın önce abi. Ben Ali Kılıçer, Sivrit'te kantin işletmecisiyim. Ve aynı zamanda bu kantinlerine başkan yardımcısıyım. Bizim sorunlarımız çoktur. Türkiye'de sanki günah keçisi kantine diye gösteriliyor. Sokaklar serbest, okullar yasak. Türkiye'de en sağlıklı yer bence okuldur. Çünkü haftada ayda 4 sefer denetleniyoruz. Hem Milli Eğitim'den denetleniyoruz. Hem Sağlık Bakanlığı'ndan denetleniyoruz. Ve Aile Birliği'nden denetleniyoruz. Ve kendimiz kendimizi denetliyoruz. Ve ona rağmen biz sağlıklı değiliz. Sokaklar niye sağlıklı? Caddeler niye sağlıklı? AVM'ler niye sağlıklı? Bence burada sistemde bir yanlışlık var. Çünkü Türkiye'de her platformda biz görüyoruz, kantinciler günah keçisi gibi gösteriyor. Yasaklı bir durum olduğu tüm Türkiye'deki tüm basın kantinlere gidiyorlar. Ama kantinler hiçbir zaman iç yüzünü ve doğrusunu göstermiyorlar. Bir, ikincisi biz kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz şey başkasının çocuğuna yedirmeyiz. Ve çocuklarımız dert ortağıyız. Ağlayan çocuk önce bize gelir. Aç olan çocuk önce bize gelir. Sıkıntısı olan çocuk önce bize gelir. Biz de aynı zamanda bir psikolog gibi çocukların yanında. Çünkü olan dertlerini en iyi dinleyen biziz. Öğretmenine anlatamadığı şeyi bize anlatıyor. Bu birinci etken. İkinci etken biz 7 aydır kapalıyız. Ve mağduruz. Şu anda Siirt'te sadece 80'e yakın okulumuz var. İlçelerle beraber 150 okul oluyoruz. 7 aydır çoğu arkadaşımız evine ekmek götüremiyor. Çünkü ortada belirsizlik var. Ne yapacağını bilmiyor. Yarın açılacak, o bir gün açılacak. Bunun üzerine kiralar yükleniyor. Bunun üzerine yakıt parası yükleniyor. Bunun üzerine elektrik parası yükleniyor. Ve aynı zamanda kredilerle ve banka kartlarıyla geçinmeye çalışıyor. Herkesin evine huzursuzluk var. Çünkü dünyanın en zor şeyi belirsizliktir. En azından bizim de bir Türkiye vatandaşı olarak bir hakla, bize bir destek vermesini istiyoruz. Şöyle bir şey olabilir. Mesela okullar açılmayacaksa bize İşkur'dan tüm kantinciler bir iş imkanı sağlayabilirlerdi. Her kantinci kendi okuluna verip geçimini sağlayabilsin. Çünkü insanların gelir şeyi yok. Yani ben insan ayrımı yapmıyorum. Bugün bir sürü yeni insan bile bizden daha değerliyse biz niye yaşıyoruz? Onların belli geliri var. Bizim çoğu arkadaşımız Bağkur'unu yatıramadığı için, SESAK'ını yatıramadığı için sağlıktan da yararlanmıyor. Ve hastaneye gitmeye bile korkuyor. Çocuğunu mama almayan çok kantinci arkadaşımız var. Her bir kantinci nerede bakarsan 3-4 tane çocuğu var. Bunu bir çarpın, insan mağdur oluyor. Elektriği kesen kantinci arkadaşımız var. Evine ekmeği götürmeyen kantinci arkadaşımız var. Hatta çıkıp da dışarıda sportacılık yapıp da belediyeciler kovaladığı kantinci arkadaşlarımız var. Çünkü dünyanın en zor şeyi de bu işsizlik. Ve dünyanın ikinci en zor şeyi de belirsizliktir. Devletimize destek vermesini istiyoruz. Bakurlarımız olsun, sigortamız da olsun, çocuklarımızın sağlığı için olsun. Yani bu, nereye kadar gidecek bu? Tamam.